buraya gelmesini istiyorum. Murat'ı gitmişsin. Kız, Erdem, Erdem bu sefer. Hoş geldin. Nasılsın? Ne yapıyorsun canım? İyiyim. Hiç. Sen iyi misin? Sana iyisindir yani artık. Görüntülerden sonra kötü gördüm çünkü. Aynen öyle oldu. Kötü mü? Kötü adam ben mi oldum? Hayır, öyle değil. Tamam, senin fevri çıkışların tamam, var. Tamam, var. Ben zaten kabul ediyorum. Ya işte mi? Kardeşim, ben... gel şöyle otur. Ne derdin ne? Ya da bizim seninle derdimiz şu. Yani uzlaşmak yerine oradan. Olmaz 4-5 öyle bir böyle şey. Bir şey yok. Artık evin içinde huzurum kalan diyor. Tabii canım, ben tekim. Her zaman söylüyorum. Tam benim üslubum yanlış olabilir. Konuşma tarzım yanlış olabilir ama 5 kişinin benim üstüme gelmesi hoş bir şey değil yani. Hiç güzel olmadı. Ki yani orada öyle bir kelime kullanması benim... Ben orada tam konuşmaların ne olduğunu anlamadım. Sen orada niye konuştun onu da anlamadım. Sadece... Yani Eser'in o şekilde araya girmesi, hani durdurmak yerine... Ama hep böyle oluyor ki. Benim evdeki kavgalarım gerçekten... Şey ben birebir kavga ettiğimde gayet alçak ses tonuyla kavga eden bir insanım. Anladın mı? Tartışabilirim yani. Ben de insan evladıyım neticede, anladın mı? Ama yani A kişinin, B kişinin, C kişinin oradan araya girmesi beni o yükseltiyor zaten. Hepsi orada arkadaş. Ben ama dışarıdan... Sen birden şey yapıyorsun ama o... Bak, onların hatalarını şu an sana söylüyorum. Ama sen de birden parlıyorsun. Bunu kabul et. Ya birden parlıyorum da ama 4-5 kişi benim üstüme geldiği için ben parlıyorum ya. Ne yapayım yani? Ne yapayım? Bir şey yapma, tamam. Bir şey demedik. Vallahi. Sakin ben ol. İstemiyorum böyle olsun. Ama yani. Sakin ol. Hiç sakin olamıyorum artık ya. Ol. Olamıyorum. Olacaksın. Son ihtarım olacaksın. Kaldı. Son ihtarım kaldı. Sakın ha. Bak Semih. Sakın. Ben sana uyuyorum. Ne demek Nur, ben? Gerçekten ben... çok üstüme geliyorlar ya. Tamam, üstüme geliyorlar yani. Da sen... Bak kırmızı odadayız, ne konuşuyoruz, anladın mı? Ben evet, sıkıldım tamam, artık neyse, ya. Tamam, geçelim konuya, başka bir şey konuşalım. Sen ne yapıyorsun? Ne yaptın? Biz de işte, bizim de malum öyle. Günümüz çok güzeldi. Ama iyiyiz ya, böyle benim bir sıkıntım yok gayet. Sen mutlusun gayet, ben... sen. Bana dokunma, yılan bir yıl yaşasın. Aynen, aman bana uğra, benimle uğraşmayın. Benimle uğraşıyorlar işte. Ben yoksa ben kimseyle işim yok ki. Ben içeride yemin ediyorum senden başka kimseyle işim yok yani, anladın mı? Ne kızlar tarafından, gelinler tarafından, ne damatlar tarafından. Olsun ama sen arkadaşlığını kur yine de. Kimseyle ya, kendini ama arkadaş kuramıyorum ki Nur yani. Kuramıyorum. Bende mi problem var? Ne bileyim, yakınlaş karıştı. Birine sende. Sen aslında sen çok sıcakkanlı bir insansın. Sıcakkanlı mı? Ben normalde anlamadım şekilde. Ki yani normalde. Kıskanıyor cidden... mu? Ne yapıyorum anlamadım. Kıskanıyor musun? Yok canım, yani niye insanlar seni kıskansın? Şey anlamıyorum ki işte ilk haftanın olaylarından sonra böyle gelişti olaylar. Yoksa ben var ya, ya insanlarla ilişkilerim zaten benim sıcak, esnafım, anladın mı? Ben böyle bir şey görmedim yani. Olsun, yine de sen lütfen üçüncü bir ihtarı alma. Senden rica ediyorum. Lütfen. Yakındır ama az kaldı. Hayır. Yapma. Hani gerçekten artık sabrım kalmadı. Neye sabrın kalmadı? Sabır kalmasa bende kalmazdı. Ben nasıl sabrediyorum? Biraz sen, benden feyiz al. İşte sen çok sakin yapım var. Ben öyle yapamıyorum yani. İşte yapacaksın ama sen hiçbir şey için şu anda... Çaba gösteriyorum. Bu benim için de çabalamaktır orada sabretmek tamam, yani. Tamam, senin için duruyorsam zaten senin için. Tamam, orada sabretme. Bak, iki ihtar almışsın. Üçüncüsü gelecek. Diyorum ki benim için çabala o zaman. Madem böyle bir şey yapamıyorsun normalde. Bir şeyler için fedakarlık göster ya.